Her yıl belirli dönemlerde Marmaris'te yaşayan gençleri, Türkiye'nin tarihinde önemli roller almış olan şehirlere kültürel gezi amaçlı olarak götüren Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yine iş başında. Bu yıl 80 genci bu kapsamda Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı yer olarak bilinen Çanakkale'ye götürüleceklerini söyleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Kocabıyık şunları söyledi. 80 kız 80 erkek kontenjanı aldım ben. Evet. 23-26 Ağustos tarihlerinde 80 kız öğrencimizi 1999 ve daha küçük doğumlar yani 99-98, 97-96 diye gidecek. 14-22 yaş grubu öğrenci olabilir, genç olabilir, fark etmez. Kayıtlarını gençlik spora yaptırmak kaydıyla, bize yaptırmak kaydıyla 18 yaşından küçüklere, küçük öğrencilere veli izin belgesi doldurtuyoruz. Başlarında üniversiteden gençlik liderleri, grup bu işler için kurs almış arkadaşlar olmak üzere 4 günlük bir ücretsiz gezi düzenleyeceğiz gene bu sene. Özellikle Çanakkale'yi hiç görmemiş ve merak eden gençleri geziye beklediklerini belirten Kocabıyık, tüm masrafları bu gezileri organize eden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın karşıladığını da ifade etti. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne gelip kayıtlarını yaptırabilirler. Bir gün şehir turu rehber eşliğinde Çanakkale'den rehberlerimizi ayarlayacağız. Kredi Yurtlar Kurumu'nda öğrenci yurtlarında kalacaklar. Her türlü yemeleri, içmeleri, her türlü masrafları bize ait. Sadece çocuklar harçlıklarını orada yapacakları harcamaları kendileri temin edecekler. Diğerlerinin hepsini Gençlik Spor karşılıyor. Yani öğlen yemekleri ve nakil masrafları olmak üzere. Giriş, müzelere girişler bizden. Hepsini biz karşılıyoruz. 28-31 Ağustos'ta erkek öğrenciler göndereceğiz. 23-26 Ağustos'ta kız öğrencilerimizi. Ahmet Kocabıyık yapılan gezinin amacını ise şu sözlerle açıkladı. Çanakkale'yi, bu ülkeyi nasıl, atalarımızın nasıl bu vatanı nasıl kazandıklarını gençlerimize, genç yaşta bunlara kavratmak, yani Çanakkale'nin manevi iklimini koklatmak, yaşatmak, canlı orada müzelerle, simülasyon hareketleriyle onlara göstermek.